Herkese selamlar dostlar. 5 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var fakat bu videoda bir rolling başlatacağım arkadaşlar. Rolling 1 olarak devam edeceğiz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Eğer güzel seviyede like'lar gelirse devam edeceğimi de söyleyeyim bu rolling serisine. Rolling 5'te de bitirmeyi düşünüyorum. Herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ekrana gelsin. Beşiktaş Ankara gücü maç skoru olur sizlere sorduk. Zor bir maç ki şunu biliyorsunuz aslında. Bu maçı sormamdaki neden Beşiktaş ile Ankara gücü arasındaki o olaylardan kaynaklı. Biraz da ateşte geçmesini bekliyorum. Ankara gücü tarafında da bir teknik adam bir değişikliği oldu. Aslında yardımcı teknik adam başa geldiğini söyleyeyim. Ömer Erdoğan'ın yardımcısı takım takımın başına geldi Sedat Hoca. Beşiktaş'ta da zaten durum malum. Sizce maç skorunu olur sizlere sorduk. Alanya maçının skorunu bilen arkadaşımız da Batuhan Varol. Instagram üzerinden yazarsa Mart ayı boyunca katı Telegram gruplarına ekleyelim. Rüya gibi bir başlangıç. Rüya gibi yazıyor ya başlıkta. Hakkını verelim. Yüksek misli de arkadaşlar Mart ayı boyunca 4 tane yüksek misli yapıldı. Hepsi geldi. Dünün yüksek mislisine bakalım. Cuma günü ne yüksek mislisi yapıldı? Baskonya maçına ben maç sonu 1 olarak önerdim. Dediğim gibi burada bir kasa tuttuğum için ben miktarlar önererekten de devam ediyorum. Baskonya maçına 500 TL önerdim. Güzel oranı vardı. Geldi zaten gayet güzel bir şekilde. Hemen sağda gördüğünüzde yüksek misli Avrupa maçına, Dortmund maçına 1.5 üst, Nice maçına ev 0.5 Alanya Başakşehir maçına da 4.5 alt yaptım. 1.51 gibi oranı vardı. Bunu da buna da 500 TL önerdim. Bu da geldi arkadaşlar. Buradan da güzel kar ettik. Yüksek misli amacı hep söylüyorum ben. Burada kasası sağlam olanlara bir araya getirmek. Miktarlar önererekten de kasayı da yönetmek bir nevi. Burada ben kendi inandığım güvendiğim maçları önererekten de miktarlarını önererekten de elimden geldiğince winlemeye çalışıyoruz. Mart ayı da süper başladı 4'te 4. Tebrik ederim arkadaşlarımız ve devam edelim. Geçtim. Cuma kombinisi de aynı şekilde geldi. Dortmund maçına var olarak değerlendirdim ben keza geldi. Baskonya başına da Baskonya'nın maçı kazanacağını ve kazanırken de en az 2 tane 2 sayı fark atacağını düşünüyordum. 1.39 oran 1.44 oran 2.01 oranlı mı ne or vardı ideal kombini Cuma gününün ideal kombinesi de kazandı. Katıl Telegram gruptaki arkadaşlarımızı tebrik edelim diyerekten de bunu da geçeyim. Keza canlılarda da zaten elimizden geleni yaptık. Dün Alanya maçındaydım ben zaten canlı olarak yapmaya çalıştım. İlk gol Başakşehir verdim. Yattık mesela onu da belirteyim. 1.80 gibi oranı vardı fakat güzel orandan almıştım. Onun dışında canlı tercihlerimiz devam ediyor. Canlı olarak da hafta sonunda devam edeceğiz. Pazar günü de zaten elimizden geldiği kadar canlı atacağız ve herkes açık gruba. Pazar günü canlı yapacağım arkadaşlar. Pazar canlısı için sizler de herkes açık Telegram grubuna gelebilirsiniz. Pazar günü zaten zor maçlar var. Az olur ama pazar canlısında burada herkes açık gruba yapmayı düşünüyorum. Katılacaklara bol şanslar. Sizlerden üç an video atarsanız artı 300 seviyesindeki like'tır. Hem de bir rolling başlangıcı olduğu için like'larınızı bekliyorum. İlk mücadelem Troya ile Monaco mücadelesi. Monaco geçen maç 3-0'lık bir mağlubiyet aldı. Fakat mağlubiyet alırken nasıl bir futbol sergiledi ondan bahsedelim. Mağlubiyet alırken arkadaşlar güzel bir futbol sergiledi. Arkaya atılan toplarla birlikte Nice zaten deldi. Troya'nın zaten durumu malum. Sürekli kaybediyor. Ben burada Monaco günün erken seans maçlarından olmasından kaynaklı bir ufaktan patlar mı diye düşündüğüm zaman da patlamaz da şöyle olabilir. Yani istenilen goller çıkmayabilir belki. Tek farklı Monaco galibiyeti çıkabilir. Burada ben maç iki 2'yi sizlere idealden öneririm. Oran bir 1.33'e kadar düştü. 1.40 seviyelerindeydi. 1.33'e kadar düştü. Biraz daha yüksek oranı yapmak isteyenler varsa 4.5 altında 2 yaparak da oranı 1.70'e kadar yükseltebilir. 2-0-2-1 ayarında bir mücadele geçebilir gibi diye düşünüyorum ben. Toulouse'la Clermont mücadelesi. Şimdi Toulouse'u ben şeydi takip ettiğimi söylemiştim. Zaten izlemiştim. Hafta içinde hatta bir e, kupa mücadelesi oynadı. Rhodes'la e, şöyle dedim ona. Marsilya'nın da maç vardı bak. Marsilya'yı almıyorum. Tunus'u alıyorum. Çünkü tempolu futbol ve rakibin daha zayıf olması burada Tunus'a yönlendirdi. İlk yarı galibiyetini önerdim sizlere. İlk yarıdan 5 tane attı. Yani öyle bir maçtı. Güvenliğim bir maçtı. O gün de zaten 3 maç vermiştik. Hepsi gelmişti. Güzel bir gün olmuştu. Ben burada Tunus tarafındayım. Oynuyor. Adamlar tempolu oynuyor. Gol atıyor gol de yiyor ama yani arkaya olsun pozisyonlar olsun üretkenlik anlamında sıkıntı yaşamayan bir Tulus var. Ben burada doğrudan galibiyetini aldım. 1.57 oranı var. Bence taraf riskini de karşılayan bir oran. Tulus burada da bence galip gelir diye düşünüyorum. Kupa mesaisinde zaten rotasyonlu bir kadroya çıktığını da söyleyelim. Üçüncü maçım Barcelona ile Valencia mücadelesi. Valencia tarafında eksikler var. Cavani'nin mesela olmayışı hücum hattında önemli bir eksiklik. Barcelona tarafında Lewandowski bu maçta sanırım dönüyor. Fakat Pedri sanırım bu maçta olmayacak. Barcelona tarafında son maçında zaten kaybeden bir Barcelona vardı. Puan farkı da zaten şu an 7 puan fark var bu maçı bence alacaktır Valencia'ya karşı. Valencia'nın durumu malum. Ama alırken de ben çok fazla gol beklemiyorum. Yine bir taraf tercih yaptım. Fakat şöyle bir taraf tercih yaptım. 4.5 altına bir yaparsak oran yine bir 1.60 seviyesine kadar çıkartırız. 1.60'ı da buradan alırsak herhangi bir alternatif kombinelerde kullanabiliriz gibi geliyor. Barcelona kazanır 2-0 ayarında. Bir maç geçer gibi geliyor benim, benim düşünceme göre. Diğer mücadele Beşiktaş mücadelesi. Beşiktaş'la Ankara gücü karşılaşması. Ankara gücü taraftarı bu maçta alınmayacak arkadaşlar. Ankara gücü tarafında dediğim gibi herhangi teknik adam değişikliği oldu. Yardımcı teknik direktör. Başa geçti diyeyim ben sizlere. Ankara gücü burada oynar mı? Futbolunu sergiler. Fakat Beşiktaş da hani galip gelmek için burada elinden geleni yapacaktır. Maçın beklentisi 3-0-3-1 ayarında. Fakat o kadar olur mu bilmiyorum. Ama güzel bir Beşiktaş başlangıcı bekliyorum bu maçta. Taraftarı önünde. İyi bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada Beşiktaş tarafındayım da oranı çok düşürdüler. Maç sonu biri buradan da aldım. Taraf tercihini acımadım. Şöyle de yapabiliriz. Ev bir buçuk üstten ziyade. Maç sonu bir, bir, alalım biz burada. Ben Beşiktaş'ın galip gelmesini bekliyorum. Onun dışında da şöyle ilk yarıdan da bir galip neden gelmesin diyorum. 1.76'da bunun oranı var. Şöyle eksikleri falan baktığımız zaman da Beşiktaş tarafında önemli bir eksiklik. Gezal'ın eksikliği devam ediyor. En kutuda zaten kadro dışı sayılır. Deplasmanda herhangi bir önemli bir eksiklik yok. Ankara gücü iki takımda neredeyse tam kadro. Ben burada Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. İntikam maçları bir nevi de. O yüzden ilk yarıdan bir Beşiktaş galibiyeti çıkabilir. Çünkü baskılı başlayacak bir Beşiktaş taraftarı göreceğiz diye düşünüyorum ben. Lyon'la Lorient mücadelesi. Lyon kendi evinde zaten çok önde oynayan bir takım baskılı oynayan bir takımlardan bir tanesi Lyon. Mutlaka biliyorsunuzdur zaten. Lyon tarafında önemli bir eksiklik var mı diye baktığımız zaman da Lacazette. Ya, takımın en gol ismi burada olmayabilir. Sakat olarak gözüküyor. Lacazette olmayacak bu maçta. Lyon'un burada evinde gol atması malum atabilir. Bunu aldık zaten. Lyon'un bir golünü aldık mı aldık. Lorient tarafına baktığımız zaman da biraz Lorient'ten bahsetmek istiyorum ben sizlere. Geçen maç Özel'le oynadı. 1-0 mağlup oldu. Fakat gol yedikten sonra nasıl bir reaksiyon verdi? Yani son 15 dakika veya son 10 dakika Lorient neler neler kaçırdı. Maçın da ben 90 dakikasını izledim o maçın. Erken seans mücadelesiydi. Hepsini izleme şansım da oldu. Lorient'in de notunu almıştım ben orada. Kimle oynarsa haftaya yani golünü yazmıştım. Lyon'la oynuyormuş. 1.60'da oranı var zaten var seçeneğinin. Ben burada var seçeneğini direkt doğrudan değerlendirdim. Lorient'in oyununa baktığımız zaman da reaksiyon verebilen bir takım ki Lyon'un da defans çizgisi kendi evinde oynadığı maçlarda çok önde olduğu için arkaya atılan toplarda da Lorient zaten gol bulma ihtimali var. O yüzden KG var seçeneğinin 1.60 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Gelelim Rolling mücadelemize Liverpool'la Manchester United mücadelesi yani güzel bir maç olmasını beklediğimden kaynaklı Rolling olarak değerlendirme altına aldım. Maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere 3-2'lik bir indeks beklentisi var yani gollü bir maç bekleniyor. Ev sahibinde Thiago Luis Diaz'ın eksikliği devam ediyor. Bu ikisi isim önemli. Jota dönünce yani bir fark yarattı. Formayı da direkt kaplı gibi. Geçen maç sonradan girdi. Güzel oynadı. Ondan sonra ilk 11'e girdi. Ondan sonra da burada da zaten direkt ilk 11'de oynaması bekleniyor. Gakpo ilk 11'de oynanabilir. Salah da oynayabilir. Nunez belki yedek olabilir burada basmana baktığımız zaman da ya Rashford fırtınası gerçekten devam ediyor. Bruno Fernandes ile Rashford, Messi, Mbappe ikilisi tarzında bir alt seviye olarak da öneri söyleyebilirim açıkçası. Arkaya atılan toplarda Rashford çok fazla koşarak da değerlendirmesini yapıyor. Ben burada güzel bir maç bekliyorum. Liverpool'un da kendi evinde olmasından kaynaklı arkada da boşluk bırakacaktır. Muhtemelen United'in golleri, golü veya golleri Arkaya atılan toplarla gelecektir. Ben mücadeleye var seçeneğini aldım. Burada 1.36. Fakat ben iddia komdan aldığım için orada 1.44 gibi orandan rolling başlattım. O da zaten mahallenizin iddia bayilerinde var. Oranı burada biraz düşük açmışlar. Fakat ilk rolling olarak bu mücadeleyi değerlendirme altına aldım. Liverpool ve United'ın karşılıklı atacağı golleri rolling bir maçımız olsun bizim. Toplamda 6 maç anlattım. İdealden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Sizlerden can video yazanız like'lardır. Kombine rolling ekrana gelsin. Dediğim gibi 1.44 e orandan başladım ben. Başlangıç 100 TL. Yani rolling 2 hemen kısaca anlatayım. Belirli bir miktarla başlanır. 100 TL'yi mi hasretledik? 100 TL geldi diyelim 144. ikinci rollingimiz 144 TL'yi basarız. E, o şekilde devam ederiz. Bu şekilde rolling 1 olarak başlayalım. Ki e hepiniz biliyorsunuzdur. Bakalım pazarın ilk rollingi, günün ilk rollingi. Sizlerden ricam like'larınızı eksik etmeyin. Değerlendirecekleri herkese bol şanslar. Yorum görüşü isterseniz yoruma bırakın. İsterseniz de Kangal Instagram hesabından yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.